Güzel. Daha iyi. Daha serin. Evet. Eren. 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 Serdar. Yemeği. Ne haber komşu ya? Merhaba, salon gayet güzel İyi, olmuş. Fena değil. Fazla büyük değil ama idare ediyoruz işte. Ya vaktim varsa seninle bir şey konuşacağım. Tamam, hadi gel ofise gidelim. Hacme. Şey, o gün için darılmadın değil mi? Kapıyı açmak zorundaydım. Tabii canım. Eren, senden bir ricam var. Yani aslında Seniha'yla Meriha'ya söyleyecektim ama onlar şimdi meraklı. Evi mevi karıştırırlar. Sağa sola bakarlar. Anlamadım. Ya bir hatun beni bir haftalık gemi gezisine davet etti. Buradan Amerika'ya uçacağız. Oradan da prenses gemisiyle Karayipleri falan dolaşacağız. Vay be! Ne şanslısın ya! Oğlum hatun 60 yaşında. Yok yok. O kadar da şanslı değilsin. Evet, tam bir akvaryum almıştım. Dün getirdim daha. İçinde çok değerli balıklar var. Ama ilgi istiyor onları yaşatmak. Benim yokluğumda balıklarıma bakar mısın? Yani ben o işten pek anlamam ki. Ya evde bu işi öğreten kitapçıklarım var. Hepsi sehpanın üstünde. Sana anahtar bırakacağım. Ne olur bir ilgilen. Tamam tamam, olur. Ya bu arada bir şey içer misin? Pardon, sormayı unuttum. Vallahi bir kahveye hayır deme. Taci! Seninki de iyi cesaret Ahu abla. El alemin çocuğunu adama ikimizin çocuğu diye yutturmuşsun. Şimdi ne olacak? Sana her defasında bir çocuk bulamayız ki. Yani zaten bulsak da aynı çocuk oldu iddiasını yemez artık. Adam da eşek değil ya. Değil mi? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ay, sen akıllı kızsın Aslı. Bir şey düşün ne olur. İbo zaten iş seyahatine çıktı. Bir haftadan önce de dönmez. Dönünce ne olacak? Ne diyeceksin ona? En iyisi her şeyi itiraf etmek. Ay Aslı, sen deli misin? İbo beni sağ bırakmaz. Parçalar vallahi. İşin komiği de önceden yalan söylediğime inanmaz. Çocuğa bir şey yaptığımı zanneder. Ay Aslı'cığım, biliyor musun? Bu İbo'yu ben çok seviyorum. Nedense bana hitap eden bir yanı var. Nedense ben buna hiç şaşırmadım. Fakat biliyor musun? Cimrinin tekidir. Beni terk edip gittiğinde de zor durumda kalmıştım zaten. Ben bu adamdan intikamımı bu çocukla alacağım. Ahu abla, hani çocuk nerede? Çocuk mocuk yok diyorum sana. Ay evet, çocuk yok. Çünkü çocuğu kaçırdılar. Üstelik de yüklüce bir fidye istiyorlar. Ay buldum. Pes ya, senden korkun. Ah İbo, çok korkunç bir şey oldu. Kızımızı kaçırdılar. Ay evet, tabii doğru söylüyorum. Ah çok perişanım. Hayır, polise gitmedim. Çünkü telefondaki ses beni tehdit etti. Polise gidersem kızımızı öldüreceklermiş. Ay ne olur dön çabuk İbo. Ah oldu bu iş. Ay ne kadar muhteşem oynadım. Ay inşallah bu aptal inanır. Ah Müfit, ah. Çabuk dön artık. Ne olursun. Aman yarabbim. Bu yaşımda kara sevdaya tutuldum. Ya Müfit benden vazgeçerse? Ya istemezse? Herkese rezil olurum. Bir de o kadar yalanlar uydurdum. Ya Rabbim ya Resulallah. Merhaba. Ahu Hanımcığım hoş geldiniz. Ama bizimkiler evde yok. Biliyorsunuz ikisi de çalışıyor. Ay biliyorum. Ben zaten size geldim Namger Hanım. Aa, bana mı? Tabii. Gelin şöyle oturalım. Ama bakın burası daha rahat. Şöyle oturalım. Masada işimiz var. Gelin. Benim için bir mektup yazmanızı rica ediyorum Namiger Hanım. Ne mektubu? Kime? Bana yazacaksınız. Size niye mektup yazayım canım? Ne söyleyeceksem yüzünüze söylerim. Ay, hayır, başkasının ağzından yazacaksınız. Siz kendiniz neden yazmıyorsunuz? Okuma yazmanız var değil mi? Ay aşk olsun. Ayol, benim ömrüm nerelerde geçti? Dünya atlasını gözü kapalı çizebilirim. Ne kolejlere gittim, ne masterlar yaptım. Bir Hollywood yıldızının kültürüne sahibim evelallah. Siz de kalkmış ne diyorsunuz? Ne bileyim canım ben, affedersiniz işte. Sizin okuma yazmanız yok mu?
Memlekette kurslara falan gitmiştim. Aa, kurs mu? Yani Mısır'da? Evet, Mısır'dayken yani işte oralarda hanımefendinin yanında birçok şeyler öğrendim. Ne hanımefendisi? Affedersiniz canım. Yani kalem efendisi demek istiyorum. Kocam sultandı. Sultanların da bir kalem efendisi olur. Hatta birkaç tane olur bazen. Ne işe yarar onlar? Şey, sultanın kalemlerini sivriltirler. Sonra da mektuplarını yazarlar, okurlar. İşte böyle işler yani. Malum insanlar zengin olunca hizmet edenleri de pek çok oluyor. Ay, değil mi? Bilmez miyim? Hadi bakalım, yazmaya başlayalım. Ne yazacağız? Sayın Ahu Balkan hanımefendi. Küçük kızınız elimizde. Eğer polise haber verecek olursanız... Ay bir dakika, yetişemiyorum anacığım. Nerede kalmıştık? Aa, yazınız da pek kötüymüş gerçekten. Size söylemiştim canım, biliyorsunuz. Neyse, daha iyi zaten. Devam edin siz. Verecek olursanız onu hemen öldürürüz. Kimi öldürüyorsunuz canım? Ay şakacıktan yani. Siz yazın. Onu sağ görmek istiyorsanız söyleyeceğim yere 100.000 doları bırakmanızı istiyorum. Ay aslında bu da çok az oldu değil mi yani? 100.000 dolar bir çocuk için nedir ki? Ama daha fazla isteyince de ya İbo vermezse? Dur şöyle diyelim. Bu daha ilk taksit. Ah keşke sana söylemeseydim. Ne demek ahu, ne demek sana söylemeseydim. Vururdum seni Allah'ıma, sıkardım yüzüne bir tane. Ah Allah korusun. Bak. Ulan şu hıyarlığın yazdığı yazıya bak be. Şu yazıya bak ahu. İlkokul ikinci sınıf öğrencisi yazmaz şunu. İstediği paraya bak. 100.000 dolar istiyor. Utanmadan benden 100.000 dolar istiyor. Hakarete bak be. Niye? Ne kadar isteselerdi? Ahu, biz o kadar ucuz herif miyiz be? Benim çocuğumu kaçırmak o kadar ucuz mu be? İsteyecek 1.000.000 doları atıvereceğim önüne köpeğin. O kadar verebilir misin? Ne demek ahu? Meteliksiz miyiz biz be? Çocuğumuz için canımızı bile veririz. Hayatta bir tane çocuğum var. Canımı bile veririm. Ay sahi mi? Sahi de tam parayı alacaklarken yakalattıracağım polise. Olur mu canım? Ya çocuğumuza bir şey yaparlarsa? Sen benim işime karışma. Merak etme. Ben ne yapacağımı bilirim. Yabancı, söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim, sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç mermi adamın değilsin. Hey, kadınım.